Efendim bir şarlatan var. Sosyolog diye geçiniyor. Sosyolog olduğunu iddia ediyor. Ama İstanbul'da bir hastanede kapıcılık yapıyor efendim. Bekçilik yapıyor. Gelene geçene kim şey yapıyor işte böyle. Üstünü arıyor falan. Şimdi bu sosyolog şahıs az önce bana küfür etti telefonda. Kürt piçi dedi. Geri zekalı ahmak bana Kürt piçi dedi. Ses kaydı da elimde duruyor. Tabii bunu yüzüme karşı söyleyemezdi. Ben Adana'dayım. Kendisi İstanbul'da. Makarna süzgecine çeviririm adamı. Karşımda onu söylemiş olsa. Şöyle anlatacağım konuyu. Bu şahısla ben yaklaşık bir yıldır internet üzerinden görüşüyordum. Bu sosyolog Atatürkçü olduğunu iddia ediyordu ama arada sinyaller veriyordu böyle Atatürk düşmanı olduğunu. İşte Atatürk'ün kadınlara özgürlük vermesini eleştiriyordu. Koyu bir nihalatsız hayranıydı. Koyu bir, evet, Rıza Nur denen homoseksüelin hayranıydı. Şimdi şu Kürt meselesine gelelim efendim. Benim ana tarafımda, baba tarafımda Selanikli. Ana tarafını bir kenara koyuyorum. Baba tarafına geliyorum şimdi. Dedem subaymış. Erzincan'da. Erzincan'da görev yaparken tabii ki orada yaşıyor. Babam dünyaya geliyor. Yine aradan 2 sene geçiyor. Amcam dünyaya geliyor. Fakat ben amcamı hiç görmedim. Amcam İlhan Akkılıç pilot efendim. Evet. Hava kuvvetlerinde pilot. Hem de T-33 pilotu. Dul bırakanlar deniliyordu uçaklara. Yani o pilotlara, dul bırakanlara binen pilotlar. Çılgın pilotlar deniyordu. İlhan Kılıç'ı hatırlarsınız efendim. Orgeneral İlhan Kılıç. Bakın amcamın ismi İlhan Akkılıç. Orgeneralimizin ismi İlhan Kılıç. Ben 90'lı yıllarda Ankara Ordu Evi'nde İlhan Kılıç'la tanıştım. Amcamla sınıf arkadaşı yan yana oturuyorlar. Özbeöz amcamla Hava Harp Okulu'nda sınıf arkadaşı bunlar. İlhan Kılıç bana dedi ki Sayın Orgeneralimiz, biliyorsunuz hapisteydi bu 28 Şubat olayından dolayı. Biz senin dedi, ben dedi senin amcanla dedi yan yana oturuyorduk. Sınıf arkadaşıydık dedi. Onun adı İlhan, benim adım da İlhan. Onun soyadı Akkılıç, benim soyadım Kılıç olduğu için hocalardan biri dedi senin amcana Tarzan İlhan dedi. Lakabını koydu dedi benim amcama. Sonra amcam bir albayın kızını istiyor. Albay da kızını vermiyor. Ben diyor pilota kız vermem diyor. Amcam intihar ediyor. 2 gün yaşıyor. İntihar ediyor. Onunla ilgili bir blog yazısı yazdım. Açıklamalar kısmına bırakacağım. İlhan amcamla, iki amcamla, birisi öz amcam, birisi manevi amcam. Manevi amcam da yıllarca haksız yere hapis yattı. Orgeneral İlhan Kılıç. Şimdi şu Kürt meselesine geleceğim efendim. Bu dangalak sosyoloğun bana attığı küfür ve iftiraya geleceğim. Şimdi biz bununla bir gün konuşuyorduk. İşte baban nerede? Sen o nerede doğdu? Babam dedi Erzincan'da doğdu. Şimdi babam Erzincan'da doğdu deyince bu sığır beni Kürt zannetmiş. Sığır, dangalak sığır. Atatürk düşmanı dangalak sığır beni Kürt zannetmiş. Kaldı ki Kürt de olabilirim. Babam dedemin görevinden dolayı Erzincan'da doğuyor. Amcam subay okuluna gidiyor büyüdükten sonra. Babam da 7 yaşında İstanbul'a geliyor ve benim babam manifaturacılık yapıyor efendim. Galip Akkılıç. Babamla aynı adı taşıyoruz. Şimdi ben buradan o dangalak sosyoloğu soruyorum. Sen nasıl bir dangalaksın ya? Sen nasıl bir dangalaksın? Sosyoloğum diyorsun. Hastanede bekçilik yapıyorum diyorsun. Dangalak.